1938'den beri konuşmadığı halde hala susturulmaya çalışılan, asırları aşan bir lider Atatürk. Yani küçük kafaların alamayacağı kadar büyük bir lider. Hal böyle olunca yine o küçük kafalardan biri Kocaeli'de Atatürk'e hakaret etmeye kalktı. Sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Tepkiler büyüyünce genç hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve bakın onu yakalayan polisler gence ilk önce ne yaptırdı? Senin benimle işin yok da. Bu görüntü Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Neyse ki uzun sürmedi. Atatürk'e hakaret eden, saldıran o utanmaz kısa sürede yakalandı. Yiğitlik yapıyordunuz oğlum. Onu gözaltına alan polisler saldırganı obüstün önüne götürdü. Atatürk'ün önünde tek ayağının üstünde selam durdurttu. Sen neysin? Adı Yusuf'tu. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşıyordu. Telefonuna indirdiği bir programla Atatürk büstünün karşısına geçti. Bu utanmaz hareketleri yapıp Atatürk'e hakaret etti. Senin benimle işin yok da. Benim seninle işim var. Bu görüntüleri sosyal medya hesaplarına yükleyince tepkiler çığ gibi büyüdü. Polis o saygısızın, o saldırganın peşine düştü. Yiğitlik yapıyordunuz oğlum. Dün akşam hem o hem de o görüntüleri kayda alan arkadaşı gözaltına alındı. Çek. Al sen. Onları yakalayan polisler o genci görüntüyü çektiği Atatürk büstünün önüne götürdü. El kaldırdı, hakaretler yağdırdı, Atatürk'e tek ayak üstünde asker selamı verdirtti. Sen neysin? Saldırgan ve arkadaşı sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Tabii hala böylelerini gördükçe insan düşünmeden edemiyor. Ne büyük bir acı ki dünya üzerinde Atatürk'ün dehası, büyüklüğü ve fedakarlığı konusunda hala hemfikir olamayan tek ülke. Büyük bir deha ve fedakarlıkla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti herhalde. Bu ayıp da bize yeter.